Yayındayız. Evet arkadaşlar, Rol Oyunları Türkiye kanalına hoş geldiniz. Perşembe akşamları olan Karanlıklar Dünyası İstanbul BTM oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, özeti kim geçiyor? Hanginiz istersiniz? Hadi ben anlatayım. Geçen hafta ne oldu? Şimdi geçen hafta biz bir sürü olduk. Sürünün diğer elemanlarıyla tanıştık. İşte liderimiz falan vardı. Ben aldığım notlar nerede, onları bulayım bir. Ondan sonra sevgili Mehmet karakterimiz, Mehmet Pehlivan bir ayin falan yaptı, böyle ateşli ateşli falan. Ben dedim ne oluyor kardeş, hayırdır? Ondan sonra sürü lideri dedi ki göz yapma, gel. Dedi Git dedi Alev'in yanında dans et. Ben de tamam dedim. Alev'den korkmadığımızı gösterecekmişiz. Tamam dedim, ben de korkmuyorum dedim. Oğlum Alev'in içine soktum böyle, yandı. Huzur tadı falan. Ondan sonra işte neyse, sabaha kadar bunlar dans etti falan böyle. Garip garip hareketler yaptılar. Neyse sonra bize dediler ki sürü liderimiz işte görev var. Bizden bir cevap bekliyorlar, bir tanesini seçmemizi. Önümüze yine dört tane görev çıktı. Bak, bak, olaylara bak, ne kadar benzer. Sanki ben bu sahneyi daha önceden yaşamıştım. Tabii biz ne yaptık? Gittik. Dedik ki bize en zorunu verin. En babasını verin. Tamam mı? Haftaya ölelim, yeni karakterler açalım. Çünkü sevmedik karakterlerimizi falan. Neyse sonra konuştuk falan, bu Arslan Bey'in özel bir ekibi varmış. 7 kişi, yok 5, 7 kişi. 7 kişiydi değil mi? Evet 7 kişi. Yedi kişi. Ondan sonra bu 7 kişinin işte tek vücut oluyorlarmış. Birleşince böyle değişik abudik kubidik bir yaratığa dönüyorlarmış falan. Dediler ki bununla kapışacaksınız, oyun oynayacaksınız. Oyunda onların önerdiği oyun yanan tekneler oyunu. İşte teknede en son kim atlarsa o takım kaybediyor. İlk atlayan kaybediyor, en son atlayan kazanıyor gibi şu şeklinde bir şey. İşte öyle olunca biz de böyle bir grup arasında şeye düştük. Bakın bu görev hani yapılır mı yapılmaz mı? Başka oyun mu teklif edelim falan gibisinden. En son işte sürü lideri falan hepimiz böyle Yalının bahçesinde Boğazlı'nın kenarında otururken öyle bırakmıştık. Ben hala diyorum ki bu oyunu oynamayalım. Bu görevi O zaman yapmayalım. şu an o kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arslan Bey'in yalısının kapısının dışında çömmüş sigara içerken siz üçünüz sürü lideri Arzu ve sürünüzün bir parçası olan Hamdi oturdunuz ve biz bu oyunu oynasak mı oynamasak mı diye konuşuyorsunuz. Buyurun. Şimdi Ben olabilecek. telefonu çıkartıp bir mesaj atacağım. Tamam mı? Böyle bunlar. Böyle bir köşeye oturdum ben, tamam mı? Çömdüm böyle. Telefonu çıkarttım. Mesaj yollayacağım. Mesajda şey yazıyor. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi. Böyle böyle bir durum var. Sizin fikrinizi almak istedim. Sizce bunu kabul etmeli miyiz diye mesaj atıyorum. Kime attığımı biliyorsun. Arslan Bey atıyorsun. Evet. Pekala. SMS mi şey mi? WhatsApp'tan mı yazıyorsun? Messenger'dan mı? Benimki tuşlu telefon abi. WhatsApp falan bilmiyorum ben yani. Ben mesaj atmayı da zaten bir 10 yılda ancak öğrettiler bana. Eğitimimde. O zaman Bankçı. kenarda böyle uzun bir süre mesaj yazdı böyle. Bankçı Selin öğretti bana. Evet, bu sırada siz konuşun. Şimdi bizim bu işten
eşit seviyede oyun oynayabilmemizin tek yolu bunların birleşmesine uygun olmayan bir alan seçmek. Yani, peki var mı aklına gelen herhangi bir oyun, farklı bir şeyler? Gemiye binersek net birleşirler. Arabada o kadar şansları olmayabilir ama emin de değilim şimdi. Belki acayip acayip şekillere giriyor olabilirler. Benim aklıma şey geldi, bu yetenekli kişiyi böyle dar bir alana salsak. Yani nasıl diyeyim, böyle kocaman işte warehouse değil, ne o Türkçesini unuttum. Hangar. Hah, böyle hangar gibi kocaman açık bir yere salarsak bu yine böyle kocaman 5 metre bir şey olurlar. Hiçbir işe yaramaz ama böyle labirent gibi, böyle sokakların dar olduğu bir yere salarsak belki birleşemezler. Ama yine yani değişik bir form da olabilir. Tabii ki de yıllardır beraber olan kişilerin tek bu şekilde bir form olabildiklerini düşünmüyorum ben. Muhtemelen görmediğimiz birçok formları olabilir. Ya bir de şimdi bir şey söyleyeceğim, lafınızı kesiyorum ama. Şimdi şöyle düşünün, bizler bilindik karakterleriz. Hani ne yaptığımız, ne yapabileceğimiz bilinen şeyler, tamam mı? İşte bir Gangrel ne yapar, bir La Sombra ne yapar, herkes biliyor yani. Anladın mı? Biz bu adamların, bu adamlar ne yapabildiğini bilmiyoruz. Yani sadece birleşmek mi bunların yeteneği? Ben buna bir zar atmıştım geçen session'da. Bir daha atayım mı? Blood Brothers'ın yeteneklerini biliyor muyum? At abi ayrıntıları için. 4 değil mi senin? 4 aynı. Güzel bir noktaya parmak bastım bence. 3, 5, 6, 7. 3, 1, 2, 3, 4, 5 success'im var. Şunları biliyorsun. Bu kişiler, Blood Brother'lar, daha doğrusu vampirler, birbirlerine herhangi bir parçalarını bağışlayabiliyorlar. Normal bir vampirin, hatta kan büyüsü kullanan bir Tremor'in bile ulaşamayacağı kan potansiyellerine ulaşabiliyorlar birlikte. Telepatik olarak iletişimi kurup aklınızın, hayalinizin alamayacağı şekillerde takım oyunları, taktikler, stratejiler yapabiliyorlar hiç konuşmadan ve vakit kaybetmeden. Ve eğer yeterince güçlülerse bir araya gelip karşı konulamaz dehşette ve güçte yaratıklara dönüşebiliyorlar. Bence başarın. Blood Brother dediğimiz tür Zimiseler ve Tremorlerin ortak bir çalışmasıdır. Ve hatta bunlar embrace edilerek yapılmaz. O yüzden vampirliği bile sorgulanan bir tür bu. Yani yaratılırlar. Ve Sabbat'ın askerleri olmaları için yaratılmışlardır. O yüzden biraz ağır kombatantlar. Bir de Aslan Bey'in adamları. Ben şeye, liderimiz Arzu'ya dönüp şöyle yapmak istiyorum. Sabbat, bunu görmen lazım. Bunlar böyle anlatılıkta. Bunları sana söylemedi ama bunu. Adilcan biliyor şu an. Ben Mehmet daha doğrusu biliyor. O zaman Mehmet bizimle paylaşana kadar ben bir şey söylemiyorum. Sizin hiçbir fikriniz yok. Bir takım şeyler söyleyeceğim. Ya ne olacak? Bunların tek bir insan olmak dışında çok bir olayları yok ya işte. Böyle düşün ki tam bunu. Böyle 7 insanı üst üste koyup tek insan yaptın. Tamam mı? 7 vampir yaptın. Ya o kadar çok kanı var. O kadar güçlü. Bir de böyle bizim gibi böyle konuşarak anlaşmalarına gerek yok. Kim bilir neler düşündüler kendi aralarında bizimle konuşurlarken. Hatırlamıyor musun öyle? Hepsi böyle aynı anda pis pis sırıttı bize. Telepatik bağları var yani. Evet. Evet şimdi bu arkadaşlar böyle şey değil. Nasıl diyeyim, senin benim gibi önceden insan değilmiş. Bunları böyle yapıyorlar. Herhalde Aslan Bey yapmış. Ne? Yapıyorlar bunları bacım. Bunlar böyle fabrikadan çıkar gibi. Set halinde çıkıyorlar. Anladım. Anladım. Ne oldu? Pek bir hoşuna gitti gibi yapıyorlar deyince sen
Arzu'ya bakıyorum. Lider ne diyorsun? Kararını ver. Yani bana soruyorsanız, Arkadaşlar. benim oy hakkım varsa, söz hakkım varsa ben bu göreve pas geçelim. Başka bir görev alalım. Adam akıllı yapalım. Neyse ödülümüz alalım derdindeyim. Zaten bu bir görev değil. Dedi. Ben şunu söylemek istiyorum. Zaten ne seçersek seçelim, kendi seçtiğimiz oyunda da, onların seçeceği oyunda da, herhangi bu insanlarla karşı karşıya kalabileceğimiz herhangi durumda zaten kazanma ihtimalimiz sıfır. Çünkü kendi kendilerine bir şey söylemeden kendileri anlaşabiliyorlarsa ve hiç yenilmiyorlarsa zaten birçok fazla taktikleri var demektir. O yüzden bizim eğer bunlarla karşı karşıya geleceksek alt edebileceğimiz bir yöntem düşünmemiz gerekiyor. Taktikle, maktikle, bilmem neyle falan ya da kendi oyunumuzla asla yenemeyiz. Yani ya karşılarına yenebileceğimizden emin olacağımız şekilde çıkmamız lazım ya da bu kişilerle asla ve asla karşı karşıya gelmememiz lazım. Yani bence o konuda haklısın. Biraz bunun üzerine düşünüp karşılarına çıksak daha iyi olur gibi duruyor. Ama yani gider böyle delikanlı gibi karşılarına çıkıp ondan sonra da herkes biliyor onların kim olduğunu. Adamlar yenilmemiş galiba şimdiye kadar. 6 aydır da karşılarına çıkmaya kimsenin ve yetmemiş yani götü. Bence biz böyle yeni birleşmiş bir sürü olarak karşılarına çıkıp bunlara bir tane bile çizik atsak tamam mı? Bu sabah da olay olur. Aslan Bey'in takımı yara aldı diye böyle 50 yıl konuşurlardı. Ama Haklı dediğim gibi öyle bir yerde Arzu sen ne diyorsan öyle yapacağız. aslında. Aslında bu biraz mantıklı geldi. Ben bunun bir görev olmadığını, bunun bir oyun olduğunu hatırlatacaktım ama söylediğin şey de beni biraz cezbetti. Abi bilmiyorum, kaybedeceğim şey çok fazla. Ödülü geçtim. Onur kısmına geldiğimiz zaman Sabat'ın yüz karası olacağız. Bundan önce kaybeden gruplara ne olmuş? Ha ben de onu diyecektim ya. Bunu daha önce dövüşmüşler mi? Yani sanırım böyle bir oyunda dövüşmemişler. İllaki birilerine meydan okumuşlardır veya bir dövüşe katılmışlardır ama böyle bir ritüelle değil. Ya bu oyunları hiç kaybetmiyorlarmış. Bu oyunları oynadıkları başka gruplar vardır. Hangisini biliyorsunuz? Hiçbirini bilmiyorsunuz. Belki de adamlar utançlarından bastılar gittiler yani. Bilmiyoruz diyeceksin abi. Bilmiyoruz biz. Sen de bilmiyorsun. Ya ben zaten şurada düne kadar yediğim şeyi bilmiyorum yani ben 700 yıldan beri uyuyorum. Hayır demeye çalıştım. Artık sen de bizdensin ya. Sizli bizlik şey yapmayalım. Bilmiyoruz. Biz. Ben Sabah'ın bilmediğim çok şey mantığı var. farklı Ben ama. bilmediklerimi siz de bilmiyorsanız. Tamam mı? Hani şöyle söyleyeyim, bayağı bir sıkıntı yaşarız. Yani çok sıkıntı yaşarız bu hayatta. En azından siz bazı şeyleri bilin. Arzu söze giriyor. Sen konuşurken sözünü kesiyor. Diyor ki neden Akasya'nın sözünü kestin? Seksist misin? Sen bir an afalladın çünkü seksist falan dedim. Bu ne demek falan dedim. Bakıyorum. Hadi her şeyi biliyorduk hadi. Ne oldu? Bakıyorum. Mehmet'e bakıyorum böyle. Konuş lütfen Akasya. Beklemiyordum. Bütün ciddiyetim kaçtı oğlum. Ben bir şey olduklarını sanmıyorum. Çünkü öbür türlü bu Sabat'a çok ters olmaz mıydı? Sonuç olarak Sabat aslında kocaman böyle bir kardeşlik gibi değil mi? Sonuçta daha tanışalı 10 dakika oldu ve hepinize bir şekilde güvenebiliyorsam. Yani yenilen kişinin bence bu kadar dışlandığını ve yüz karası olduklarını ben kesinlikle düşünmüyorum. Şimdi açıkçası ben de böyle bir oyunda kaybettiğim zaman dışlanacağımızı sanmıyorum. Fakat Sabat'tan dışlanmak ciddi bir olaydır. Dışlananlar da vardır. Geri dönmek için de çok büyük cezalar çekmeleri gerekir.
Ama yani şunu çıksak bunların karşısında kaybetsek. Bence de olacak en kötü şey manyak mısınız lan niye çıktınız diye. Sonra bize laf söylemeleri. Ben de böyle düşünüyorum açıkçası. Bence şeye soralım. Hizmetlik o yardımcıyı. Arzu söze giriyor. Yani şöyle ki şimdiye kadar bir sürü sabat grubu illaki bir sürü oyun kaybetti. Sonuçta her oyunun bir de kaybedeni oluyor. Ama onları dışladıklarını veya onları daha alçak gördüklerini hiç görmedim. Sadece bir süre dalga geçiyorlar. O illaki başımıza gelecek. Bence problem değil bu ya. Yani en azından denemiş oluruz. Gerçekten bir çizik bile atabilsek zaten bu bizi oldukça başarılı gösterir. Bu kadar güçlü bir rakibe bir çizik atabildiğimiz için diye düşünüyorum ben. Ya şunları birleşmelerini engelleyip aralarından bir kişi öldürdüğümüzü düşünsene. Ya da yani pes ettiğini bir kişinin. Ben koskoca Aslan Bey'in takımı ya. Veya birleşmelerini engelleyebileceğimizi düşünemiyorum. Çünkü önceki hayatlarında insan değiller. Yani bu şekilde doğdular ve odaklandıkları tek bir şey var. Yani kollarını, bacaklarını kessen, hepsini ayrı bir yere bağlasan bile bir şekilde birleşebileceklerini düşünüyorum ben. O yüzden birleşmiş bir şeyle nasıl savaşabileceğimiz üstüne gidersek bence bu bizim için daha yararlı olur. Abi Gwendolyn çok heyecanlı bir kızdı. Şu an sakin konuşmaya çalışmak çok zorluyor beni ya. Şimdi birleşirlerse işimiz zor açık konuşayım. Çünkü yani düşünsene biz böyle ateşin içinde kaldık o teknenin üstünde, tamam mı? Hepimiz ayrı ayrı yanacağız. Böyle söndürmeye çalışacağız, bir şey yapacağız falan. Bu böyle karşıda kocaman bir şey. Ben bunu zaten hani benzin döküp yaksam kim bilir kaç saat yanar. Ölene kadar yani. Peki bir şey sormak istiyorum Mehmet. Şimdi ben affınıza sığınıyorum biraz. Yani bu zamana kadar aldığım eğitim ve karşılaştığım görevler bu tarz şeylerden daha farklıydı benim. O yüzden bunları çok bilmiyorum. Bildiğimiz molotof mu? Yani bahsettiğimiz şey bildiğimiz molotof, benzinle yapılan molotoftan mı bahsediyorlar? Yoksa daha farklı bir kimyasal bir şey mi var? Bu şeyi bilirsin, duymuşsundur böyle Finlandiya'nın kış savaşında ilk yapılmış molotof gerçekten. Molotof da aslında şey Rus komutanı ona al molotof bunu iç diye attıkları şişenin içinde. Benim sahirim Rus'tu. O yüzden molotofun ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Sadece demek istediğim hani daha farklı bir kimyasal falan mı kullanıyorlar yoksa düz bildiğimiz molotof mu? Düz bildiğimiz molotof. Peki molotofu yani ne bileyim bir şekilde ateşi baskılayabilecek ya da söndürebilecek şeyden gidip bir şekilde attıkları şeyi engellesek mesela geminin içini yangın tüpleriyle doldurmak gibi. Basitçe. Ya tamam doldururuz ama yani mesela ben o yangını söndürürken bir yandan bizim molotofları kim atacak? Bence bunu düzgün bir planlamayla yapabiliriz. Ben de kendime ekstra 2-3 kol ekleyebilirim diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız benim alçakça sayılabilecek bir planım var dedi Arzu. Hamdi ve Mehmet tanır. Hafize Hatun'u. Kendisi havayı kontrol edebilen yetenekli bir efsuncuydu. Bildiğim kadarıyla cemiyet binasının dışında kendi evinde tuttuğu küçük çapta havayı kontrol edebilmesini sağlayan bir takım malzemeleri var. Eğer bu malzemelerden bazılarını ele geçirebilirsek ve bunları kullanarak üzerinde bulunduğumuz geminin etrafında havasız bir ortam yaratırsak zaten nefes almıyoruz ve ateşte yanmayacaktır. Peki bu hileye girmez mi? Yani bu oyunun kurallarında bu tarz şeyler açıkça yapabileceğiniz şeyler mi? Bu oyunlarda her şey serbest. Ha, o zaman bunu duyduğum gerçekten iyi oldu. Teşekkür ederim.
Arzu bak bu çok iyi fikir ha. Ama ya cemiyete biz o kadar yaklaşamıyoruz. Koruması var. Zaten cemiyette değil. Hafiz Hatun'un kendi elinde dediğim gibi. Sonra yerine geri koyacaksak tamam. Hafiz Hatun'un evinden bir şey çalıp çalmış olmak istemiyor. Öyle diyorsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Desek kendi vermez mi? Yardımcı olmaz mı size? Kendisi ölür ne yazık ki. Yani neyi nasıl kullanacağımızı biliyor muyuz? Hani biliyor musunuz? Sen gördün mü bunu nasıl kullandın Hafiz Hatun'u? Hayır ama bu zaten hazırlanmış bir efsun. Yani rahatça kullanabilmek için. Yoksa kendisi zaten havayı kontrol edebiliyor. Niye böyle bir eşya yapsın ki? Yani isteyen herhangi biri kullanabiliyor diye biliyorum. Ama tabii kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi geminin etrafını havasız yaparsak biz molotofu yakıp nasıl atacağız? Atamayacağız. Karşıyı nasıl atacağız? Ya da bir kısmını yapmayacağız. O kadarını bilmiyorum. Biz bak şöyle yaparız. Tamam başlarız. Birkaç tane isabet ettirdikten sonra açarız bu aleti. Bu efsun çalıştırırız. Bizim gemi sonar. Karşı taraf sonmaz. Bekleriz son. İsabet ettirene kadar ya çoktan işimizi bitirirlerse? O kadar da dayanın canım, siz de sabahsınız yani. Ateş dediğiniz yanında dans ettik az önce. O kadardan bir şey olmaz. Her olasılığı düşünmemiz gerekmiyor mu Mehmet Bey? Mehmet. Yani. Ben bir takım vize güçlendirebilirim. Bu zaten yapmayı düşünüyorum. Biraz daha dayanıklı yapabilirim vize. Sizin gölgelerle alakalı bir şeyleriniz vardı. Öyle değil mi? Ha var. Bak bir tane random bir tane gölge çekiyorum böyle kenardan. Geliyor. Peki bu... Ne oldu abi diyor, buyur. Ciddi misin? Böyle mi oluyor cidden? Hayır. Sigaran var mı abi diyor. Abi bir lira var mı? gölge... Yani mesela bu gölgeleri ne şekilde kullanabiliyorsunuz? Ben mesela bilmiyorum sizin en... Nasıl desem, üst düzey güçlerinizi bilmiyorum açıkçası. Yani bence onları birbirimize açıklarsak, neler yapabildiğimizi söylersek, plan yapma konusunda daha mantıklı ilerleriz diye düşünüyorum. Arzu, rica etsem bir ayağa kalkar mısın? Diyorum. Kalkıyor. Abi, etrafta kontrol edebildiğim gölgeleri Arzu'nun etrafına yerleştiriyorum. Böyle görüntüsünü değiştiriyorum biraz. Evet, tam söylediği şekilde oldu. Sizin gölgeleriniz de bir şekilde oraya bükülerek çekildi. Ve etrafında tam olarak hani komple böyle yeni bir imaj oluşturmasa da biraz eğip büktü Arzu'nun etrafındaki ışığı ve yeni bir şekil oluşturdu. Bunu, bu gölgeleri çok farklı şekilde kullanabiliyorum ben. İstersek böyle görünmez olmayız ama biraz daha zor görünür yapabilirim biz. Mesela peki... Bak, gölgeleri fiziksel bir şekilde temas ettirebiliyor musunuz birisine? Birisini tutabiliyor musunuz mesela gölgelerle veya sarabiliyor musunuz? Tutabiliyorum evet. Hatta biraz nasıl diyeyim, yaşam gücünü biraz engelliyor bu gölgeler kendisini tuttuğum zaman. Bu mesela işimize yarayabilecek bir bilgi olabilir çünkü ışık ne kadar güçlüyse gölge o kadar güçlüdür. Yanlış mıyım? Yani aslında ateş yani sizin için aslında bir engel değil, gölgelerinizi daha da güçlendirecek bir şey değil mi sonuç olarak? Şimdi öyle düşünebilirsin. Fakat ateşin bir tarafta yanınca gölge diğer tarafa düşer. Gölgenin üstüne ateş tuttuğun zaman kaybolur. Bunların evet. Her tarafı yanacaksa hiçbir yerde gölge olmayacak demek.
O zaman yapmamız gereken belirli bir yer, yani hedeflememiz gereken belirli bir yeri planlayamaz mıyız? Böylelikle işimiz daha kolay olmaz mı? Ya sadece geminin ön tarafını yakacağız dersiniz. Ben arkadan bir kol çıkarırım gölgeden bunları tutacak. Bir de hani bu tür küçük oyunların yanında ben karanlıkta iyi görebiliyorum. Gölgeden kol çıkarabiliyorum. Bir de böyle kendi üstüme gölgeyi geçirip sırtımdan 4 tane daha kol çıkarabiliyorum. Harika. Ben de farklı bir formum var. O forma, yani eti ve kemiği istediğim gibi şekillendirebilirim. Onun harici farklı bir forma girdiğim zaman biraz çirkin olabiliyorum. Yani işte vücudumdan dikenler çıkıyor, işte pençelerim çıkıyor, kanatlar falan filan derken tam bir yaratık formuna geçebiliyorum. Bu yaratık formunda daha dayanıklı mısın peki? Ateşe mateşe. Evet. Güzel. Boyumda 2.40 falan oluyor bu arada. Güzel. Peki siz o Geday, siz ne yapabiliyorsunuz? Karanlıkta görürüm. Ellerim pençeye dönüşüyor. Bir de toprağın içine karışabiliyor. İlginç. Arzu'ya dönüp siz diye soruyorum kendisine. Evet Arzu. Mehmet kadar olmasa ben de biraz gölgeleri kontrol edebiliyorum. Ama benim kontrol ettiklerim biraz daha güçlü oluyor onunkinin aksine. Hamdi diyor ki ben sizin yapabildiğiniz gibi şeyler yapamıyorum. Ben sadece kendimi koruyabilirim. Anlıyorum. Bunun böyle alçak gönüllü olduğuna bakmayın. Ben bir kere Hamdi'nin böyle bir yerden kaçmamız gerekirken böyle bu kadar demir parmaklı böyle büktüğünü gördüm. Böyle bir şey fırlatılacağı zaman uzağa fırlatır Hamdi ile uzaktan başlarız fırlatmaya. Gerçi bunlar da herhalde bayağı uzağa atarlar gibi duruyor. Muhtemelen bizden daha uzağa atıyorlardır. Kocaman etten kemikten bir trebüşeye dönüşüp. Abi ben abi diyorum kendi mancılık yapayım. İzin verin kendi mancılık yapayım abi. Ne diyorsun Arzu? Sponsorsan da. Hamdi dedi. Hamdi'ye döndü. Ben yokum diyor Hamdi. Mehmet. Ben varım. O Geday. Ama derseniz ki sonra yapalım, sonra da yapalım. O Geday. Ben de yokum. Akasya. Ben açıkçası istiyorum fakat tabii ki geri kalan herkesin fikrine de uyarım kesinlikle. Başka evet mi hayır mı? Evet. O zaman karar bana kalıyor ve bu oyunu oynuyoruz. Mesaj gelmedi değil mi hala böyle? Arada yarım saat geçti. Ben bekliyorum hala böyle. Bu oyunla ilgili demiştin değil mi? Oynayalım mı oynamayalım mı diye. Aynen. Arslan Bey'den sana sesli mesaj geliyor. Açıyor musun? Kuşlu telefonu. Telefona nasıl sesli mesaj gelecek? Aa doğru diyorsun ya, ben çok pardon, özür dilerim. SMS attığını bir an unutmuşum. MMS geliyor bir tane. Kendi tipi bir şeyine suratını atmış. Hayır. Adam kısaca şöyle yazmış. Oyunu oynayın ama çok da ileri gitmeyin.
İyi şanslar diliyorum. Oyunda görüşürüz. Biz de adama zaten fikrimizi söylemeden kabul ettirdin sen abi. Karar verip böyle bildirmeyecek miydik? Hayır ya. Ben oynayalım mı diye sordum. Oynuyoruz demedim. Vallahi Arslan Bey oynayın dedikten sonra benim oynamama gibi bir şansımız yok. Evet. Sen bu mesajı paylaşıyor musun şimdi? Durun siz de yine bak. Yok. Ama... Ben böyle baktım. Tamam dedim. O zaman sanırım içeri giriyorsunuz. Oynayalım kararı çıktı zaten yani. Hani. Evet, hep birlikte yalıya geri giriyorsunuz. Sizi Uşak, Ulak karşılıyor ve diyor ki, yani bir şey demiyor daha doğrusu. Şey, girmeden önce bir şey soracağım. Kaybedenlere ne olduğunu soracak mıyız? Soralım. Sorabilir. İsterseniz kabul ettikten sonra soralım. Fark etmez, soralım şimdi. İçeri giriyorsunuz. Uşak geliyor. Arzu kendisine soruyor. Kaybedenlere ne oluyor diye. Diyor ki hiçbir şey. Kaybedenler zaten kaybetmiş oluyor. O zaman biz oyunu oynayacağız. Diyor Arzu. Ve bu sözün ağzından çıkmasıyla birlikte bu anlaşmayı mühürlemiş oluyorsunuz. Sabatta söz senettir arkadaşlar. Şimdi bu oyunu ne zaman oynayacağımızı konuşmuştuk geçen hafta. 10 gün sonra demiştik. Herkese haber gidecek. Evet. Peki sizin bu 10 gün için bir planınız var mı? Bence bir araya gelip bol bol plan yapalım derim ben. Bizim bu 10 gün içinde planımız eğer yanan gemileri oynayacaksak o Hafize Hanım'ın evindeki efsunu alıp biraz üstüne çalışırız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle. Buradan çıkmadan önce aşağıdaki beyefendiler ve hanımefendiler geri geliyor. 7 kişi. İçinizde yani bir kişiyi çıkarabilirsiniz içlerinden. 7 kişiler değil mi? Evet, 7 kişiler. Abdülbaki'yi çıkaralım ne olur. O zaman 2 kişiyi çıkar. 2 kişi çıkartacağız. Biz 5 kişiyiz. Onlar 6 kişiydi galiba. Onlar 7 kişi. Onlar 7 kişi. Doğru diyorsunuz. Tamam, o zaman 2 kişi çıkarabilirsiniz. Biz mi seçiyoruz? Evet. İyice girelim etki yapıyorlar. Evet, Abdülbaki gitsin. Niye taktınız Abdülbaki'ye bu kadar ya? Çünkü aralarındaki en iri yarı şey olan Abdülbaki. Fazlar bir birleşince hepsi iri yarı oluyor. Abdülbaki en iri yarı olan değil. Abdülbaki bunların aklı, bunların başı. Biz Abdülbaki en iri yarı olanları aynı zamanda. Bir daha söyle Suat Deniz bize. Arkadaşlar, bu grupta hepsi birbirine benzeyen, tam neyin kimin tam olarak hangisi olduğunu ayırt edemediğiniz 7 kişi var. Sadece kıyafetlerinden ve takılarından ayırt edebiliyorsunuz ve hepsi bundan 100 yıl önce tam giyilmeyi bırakılmış büyük ihtimalle tam eski takım elbiseler ve elbiseler giyiyorlar. Kendilerinin ismi Akif, Ahmet, Sezai, Aliye, Arzu, Selin ve Abdülbaki. Abdülbaki önde durup sizinle konuşan kişi. Bu grupta. Onun dışında 3 kadın, 3 erkek var. Hepsi birbirine benziyor. Şimdi yanlarındayız bu arada. Yanlarında çekinmeden konuşuyorum bunu. Tabii. Zaten beyefendiler ve hanımefendiler kendi aralarında konuşmadan anlaşabildikleri için bu grubun ağzı olarak gördüğüm Abdülbaki Bey'i kenara koysak bir şey fark etmeyecek. O yüzden bence düzgün Akif'i ve Aliye'yi çıkaralım. 5 kişi olsunlar yine. Ben de dönüp şey demek istiyorum. Çok doğru söylüyorsun kesinlikle. Fakat ben Abdülbaki Bey'i çıkarma taraftarıyım. Neden diye soracak olursan eğer.
kendisi ilk olarak bizimle iletişime geçtiği için bilmiyorum sanki bir de bu gördüğümüz resimde Abdülbaki'nin bir özelliğini bir şeyini mi görmüştük? Ya ne bileyim Abdülbaki çok akılda kalmış sanki şey gibi böyle. Resimde bir şeyini gördük biz o adamın ya. Böyle bıyığı falan vardı çünkü yaratığın bıyığı resimde vardı. Resimde abi şu an tekrar bakıyorsun. Bu grupta erkekler kravat takıyor. Tamam mı? Yani kravat tam olarak değil de nasıl diyeyim? Bir kumaş parçası takıyorlar boyunlarının etrafına sardıkları. Eli takım elbisenin içine. Kadınlar kolye takıyor. Abdülbaki sadece papyon takıyor. Papyonu vardı yaratığın. Evet. Gördüğümüz resimdeki şey fotoğraftaki varlık papyon taktığı için ben Abdülbaki Bey'in yine bir söz geçirilebilir birisi olduğunu düşündüğümden dolayı kendisine çıkarmayı teklif ediyorum. Ama tabii ki hiç fark etmez. Ben her şekilde biliyorsunuz beni. Arzu sen ne diyorsun? Bence Akasya iyi bir noktaya değindi. Abdülbaki'yi çıkaralım. Beyefendi umarım alınmazsınız oyuna katılmayarak. Katılmadığınız için. Yok hiç sorun değil. Kardeşlerimin oyuna katılması benim katılmamla aynı şey. Ya, biliyorum. Hanımefendilerden birini de çıkardığınız zaman eşit olacağız. Arzu Hanım'ı çıkaralım bence. Arzu bizim takımda. Hayır karşıda da Arzu var. Evet. Aslında evet. Evet, kafa karışıklığı olmasın diye karşıdaki Arzu'yu çıkarıyorsunuz. Ya da şaşırtmacı yapabiliriz. Arzu diye sesleniriz. Yaratıktaki Arzu seslenir falan. Nerede olduğunu buluruz. Şuraya not alıyorum hemen. Ayarlamayı düşündüğünüz teknelerin özelliklerini bizimle de paylaşırsanız. Tekneleri siz ayarlayacaksınız. Güzel olur. O zaman 10 gün içinde sadece bir takım kıstaslar belirleyelim ki dedi Abdülbaki. En çok şey olmasın. Dengesiz olmasın. Yani mesela botla gelmeyelim. En azından bir 15 metrelik. Bu belki görmüşsünüzdür haldeki turuncu boyamalı balıkçı tekneleri gibi. Tamam görmediysen söyleyebilirsin. Adil bakmaya gitti. Şey taka gibi bir şey mi? Böyle ya balıkçı tekneleri olur ya böyle full metal hani şey gibi durur böyle hani bir sürü metal plakayı birbirine kaynatmışsın ve al tekne diye sunmuşsun gibi böyle pek bir estetiği olmayan turuncu renklerde genellikle içi de yeşil renklerde olan balıkçı tekneleri vardır. Yani buna benzer özellikle şeyler bulmaya çalışalım dedi. Yani işte hız motoru değil ya da atıyorum yük gemisi değil de hani bu tarz sade ve işimizi görebilecek bir şey. Çünkü aynı zamanda bu oyunun oynanacağı alan bir takım yöntemlerle gizlenecek. Arslan Bey'in bize söylediği kadarıyla. Yani oraya sığabilecek tekneler olmasını istiyoruz. Ve dikkat çekmeyecek. Yani lütfen askeri gemiler çalıp da roket atarlarla füzelerle gelmeyin. Merak etmeyin. Ben aynı gemiden iki tane bulur. Uygun bir halde, eşit hallerde getiririm gemileri. Ha yok, biz kendi gemimizi bulacağız. Zaten oyunun bir amacı da bu. Anlıyorum.
Tamam. O zaman 10 gün sonra. Nerede olacak acaba oğlum? Bunu Arslan Bey ayarlayacak. Bizim de bir fikrimiz yok dedi. Uşak geldi. Bir parşömen açtı şöyle uzunca. Biraz sizi bekletti. Hepinizin isimlerini de sorarak. İsimlerini yazdı tek tek. Kendi ismini de yazdı. Bunun şahidi olarak. Blood Brother'lar, kan kardeşler, parmaklarını kesip kanlı parmak izlerini bastılar kendi isimlerinin altına. Size kalem uzattılar. Yani siz imzalayabilirsiniz veya onların yaptığı gibi işaretleyebilirsiniz. Basıyorum ya. Evet ya, ölme kalem. Şey miyiz biz? Basarız kardeşim. Durduk yere gurur yaptı ya. Evet. O gelay. Ben imza nedir bilmiyorum ki abi. Ben basıyorum. Parmak basıyorum yani. Sadece uşak imzalıyor. Güzel bir şekilde. Parşömeni kapatıyor, bağlıyor. Yanınızda bir balmumu eritip üzerine akıtıp mühürü basıp 2-3 saniye bekletip şöyle yana doğru kaldırıyor ve güzel bir mühürle birlikte parşömeniniz hazır. Kendisi parşömeni alıyor ve bir yere kaldırıyor. Eli sıkışıp iyi şanslar dileyip kan kardeşlerle birbirinize buradan ayrılıyorsunuz. Şimdi buradan ayrıldıktan sonra nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Ne konuşacaksınız? Saat şu an 3. Ben şöyle bir teklif sunmak istiyorum size. İsterseniz benim buraya çok yakın yerde oturuyorum ve büyükçe bir evim var ve tek yaşıyorum. İsterseniz bu süre boyunca plan yapmak için benim evimde toplanabiliriz. Eğer sizin için de bir sorun yoksa. Bu arada bölüyorum da geçen oyunda saatin kaç olduğunu söylemiş miydim? Çünkü sanırım söylemiştim. Şu an biraz götümden sıktım gibi oldu. Yok, hemen hemen aynı galiba ya. Aşağıda şu an 3'se 3'tür abi. Boş ver. Tamam. Bana uyar. Ya bir nevi karargah olarak falan kullanabiliriz şeklinde bir teklif sunuyorum açıkçası. Tamam olur. Benim gidecek yerim yok zaten. Yazık. Arzu şey diyor. Yani ben Mehmet'in o sefil küçük evindeki gecelerimizi çok severdim ama bir de böyle deneyelim bakalım. Ya ben kapatıyorum komple salonu böyle. İçeri hiç ışık girmiyor istiyorsanız. Bende de kalabilirsiniz. Ama yok. Akasya'nın alışmak için... Akasya'yı zorlamayalım. Alışmak için biraz zamana ihtiyacı var gibi. Böyle geniş geniş rahat rahat takılalım madem. Benim için hiç sorun değil. Buraya daha yakın olduğu için ve arka kısmı komple bir ormana baktığı daha rahat belki plan yapabilir ya da ne bileyim bir şeyler yapmak isteyen... Hayır yoksa sen... O yüzden. Akasya kadın diye böyle bir ortamda kalamaz. O kırılgan mı demek istedin? Arzu bana mı diyorsun? Bir sana diyorum lan. Gavat. Ulan evime sefil dedin. O kadar... Değil mi? Değil. Ben zamanında 1.000 liraya aldım o evi. Hanımefendi Boğaz manzaralı ev bulmuş şu dönemde. Bir de sefil diyor bana. Yavaştan. Boğaz manzaralı demedi bir kere. Orman manzaralı dedi. Benim evim Boğaz manzaralı. Boğazın dibinde. Ne yapacağız? Senin evine ne yapalım? İşte ben de en başta demedim mi zaten orada güzel gecelerimiz oldu falan diye. Niye sen benim lafımı çarpıtıyorsun? Ben başka bir şeyden bahsediyorum. İyi hadi gidelim. Alırsın. Sen de kendin alırsın güzel bir yer ya. Böyle şimdi bize de... Emlak çok pahalı. O parayı ne yapacağız? Biz böyle kendimize tek büyük bir yer mi yapalım yoksa böyle küçük küçük bir sürü yer mi döşeyelim İstanbul'da? Birkaç tane sayfa olsun. Hiçbir fikrim yok, konuşuruz. Evet, ne şekilde gidiyorsunuz Akasya'nın evine? Arabaya binelim abi. Tamam. Arabam var. Botu bırakıyor musunuz burada o zaman? Ya işte onu da bırakmak istemiyorum. Ne yapacağız? Patlat abi. Bırakmak istemiyorum.
Otu park et bir yere. Yani ben bırakırım, bende sorun olmaz da Aslan Bey'in de Windows'un da benim kıçıkırık botum kötü görünür. Siz gidin, ben taksiyle gelirim nereye şey yapacaksak. Kaç nerede senden? Direkt Sarıyer'de Rumeli Hisarı'na yakın. Rumeli Hisarı benim eve de yakın. Ben gelirim. Yürüyerek gelirim. Sıkıntı yok. Bota biniyorum. Sen karşı tarafta değil misin? Ve yüzerek gelmişti. Benim evim şeyde. Evimi Beylerbeyi'ndeysen eğer sana Anadolu Hisarı yakın. Ha. Rumeli evet. Hisarı bana yakın. Evet. Çok makul. Ya işte İstanbul'u bilmeyen adamlarla oyun oynatıyorsunuz ya. Ulan ona bakarsan senin evin de şeyde değil mi? Kuzey taraflarında değil mi? Sarıyer'de miydi senin? Evet, Sarıyer'deydi. O zaman sen de yanlış söylüyorsun. Ya da mı artistik yapıyorsun? Yanlış söylemedim. Neyi yanlış söyledim? Rumeli Hisarı burasıdır. Anadolu Hisarı burasıdır. Bu taraf Sarıyer'den gelirsin Rumeli Hisarı'na doğru. Lan tamam da köprüyü geçtiğinde şu yöne doğru iyice gidersen Sarıyer. Öbür yöne doğru iyice gidersen Rumeli Hisarı. Ulan önümde harita açık net. Abi benim atölyem Maslak'ta. Tamam mı? Sarıyer'in oradayım ben. Şimdi benle inatlaşma. Allah Allah. Şimdi, hayda. Bak şimdi bunu İstanbul düşün. Burası Sarıyer. Bir kere böyle onu İstanbul düşünemem. Ters tutman lazım. Ters görüyoruz. Böyle evet. İki yaka düşün. Şöyle düşün. Böyle düşün. Burasını Sarıyer düşün. Bak burası işte Beşiktaş. Burada köprü falan. Boğaz Köprüsü. Buradan böyle gidiyorsun. Bu tarafa doğru Rumeli Hisarı. Bunun karşısında da ne? Anadolu Hisarı var. Ya Allah Allah. Ya tam bu kadar sıkıntı olacaksa yürüyün benim eve gidiyoruz ya. Şu an çok sıkıntı oldu her şey. Ben geçiyorum karşıya. Gelin. Bak orada şu görünen var ya bak. Şu. Gösteriyorum. Evet, bunu hızlıca çözmek istiyorum. Bir dakikanı isteyeceğim sana. Şimdi Eda'cığım. Çünkü ben Rumeli Kalesi'nin orada oturuyormuşum. Ya. Dur tamam Rumeli Kalesi ya Allah Allah. Tamam Rumeli Kalesi burada. Yani anlayacağım sevgili Mehmet. Yakın değilsiniz. En azından karşı yakaya geçmen gerekiyor. Senler Beylerbeyi'ydi değil mi? Aynen. Ya tamam hadi bu akşamlık gelin ben de konuşalım. Ben de kalalım ne yapacaksak. Başka zaman gideriz senin evine de. Çok teşekkür ederim. Sonraki akşam gideriz. Çok teşekkür ederim teklifiniz için ama ben kendi evimde durumundayım şu anlık. Yani hazırlıklı değilim. Ne lazım? Ben veririm herhalde. Pijamanı falan veririm. Doğduğum topraklar lazım bana. Aa, bence evine gidelim. Geniş orman ben şey her yerde yatamıyorum. Yani yatmam gereken yerde benim için önemli bir yerden alınmış iki avuç toprak bulunması gerekiyor şeklinde anlatabilirim. Yani söyleyebilirim bu şekilde. Ben böyle biriyle karşılaşmıştım daha önce. Tamam gidelim o zaman. Ben böyle bir milliyetçilik görmedim. Helal olsun. Rumeli Kalesi dediği bunun ta en uç nokta yani Karadeniz'de hatta. Doğru mu? Ondan biraz öncesi. Sahile mi evin? Ha, evet. Sahile yakın oldukça ormanın içlerinde, yakınlarında. Var mı iskelen evinde? Evimde iskelem yok tabii ama çok yakında deyip ben telefonumu çıkarıyorum. Çok yakında dediği şey az çok İstanbul'u biliyorsunuz özellikle sen yani Mehmet sen bayağı biliyorsun. Çünkü kurulurken buradaydın. Söylediği yer pek ormanın içinde olup da deniz kenarı olabilecek bir yer değil. Ormanın içindeyse sahile en azından bir
Arabayla 5-10 dakikası vardır. Orman dediği yer de Belgrad Ormanı. Şöyle yapalım deyip telefonumu çıkarıyorum ve listemden benim bu Airbnb'den kalacak yer bakıyorsun. Hayır. Hayır. Şey yapıyorum. Ne derler ona? Bu bilmiyorum ne derler. Elemanlarından bir tanesini arıyorum diyeyim. Şimdi açıklamayayım da burada elemanın kim olduğu. Kenan Bey'i arıyorum. Kenan Bey? Kenan Bey'i arıyorum. Yüzük atayım. Yani Kenan Bey eğer açmazsa telefonu başına çok kötü şeyler gelebilir bu arada yani. Belki şu an meşguldür, çalışıyordur. Dokuz. Açtı. İnanmazsın daha kötü attın. Gerçekten mi? Ablacığım, eğer önemli değilse ben seni bir 10 dakika arayayım mı? Çok güzel genç bir çocuk bulduk. Kendisini şimdi ameliyata alıyoruz. Ablacığım mı? Evet. Kenan Bey, ben Akasya, ablacığım falan derken. Ablacığım, ben eve geleceğim, merak etme. Çocuğu ameliyata alayım. Polis beyler şu an başımdalar. Kendilerini de çok bekletmeyeyim. Hayati tehlike söz konusu. Tamam mı ablacığım? Ben geleceğim eve. İstediğim bir şey varsa sen yaz bana. Tamam, tamam. Kusura bakma. Görüşürüz. Deyip kapatıyorum. Ay Allah'ım ya. Tutmadı filan. Ne yapayım? Adamlarından birini gönderip botun başında nöbet tutturacaktım. Olmadı. Tamam ya, ben taksiyle gelirim. Kaç yazıyorsa da arzu nakit var mı sende? Şöyle yapalım. İsterseniz gidelim, botu bırakın. Oradan ya durun dedi Arzu. Durun, ne yapıyorsunuz ya? Bu ne sefalet? Öğrenci misiniz? Akbil mi vereyim? Ne yapayım? Yol. Allah Allah. Bu nasıl bir sefillik ya? Kendinize gelin dedi. Çıkardı sana bir 1000 lira verdi Mehmet. Dedi ki gelirken iki büyük de rakı al. Gelin gidelim ya. Yapmayın, gözünüzü seveyim arkadaşlar. Kendinize gelin. Ne yapıyorsunuz? Hadi gidin, tamam. Ben botu bırakıp geleceğim. Atlıyorsunuz sanırım Akasya'nın arabasına. Basıp gidiyorsunuz. Saat 3.30 olduğu için çok bir köprü trafiği olmayacak. Yollar bomboş. Şanslısınız. Evet. 3.30'da da olmasın artık. Olmuyor yani. Sen botunu evine götürüyorsun. Park ediyorsun. Bağlıyorsun iskelene. Bir şey yapacak mısın sonra? Özellikle yapacağım bir şey yok. Ama artık biraz şey olduğumuz için bir amaç, bir şey, nasıl diyeyim, lazım olur diyerekten ben tabancamı alıyorum. Tamam. Yeni modern bir tabanca mı yoksa altı patlar tabanca mı alıyorsun? Yok abi, artık hani şeydeki o Kurtuluş Savaşı'ndaki o beylik tabancası neyse onu alıyorum yani. Pekala. Evet arkadaşlar. Akasya'nın evinde toplanıyorsunuz. Sen de taksiyle geliyorsun. Yolda rakı alıyor musun? Alıyorum. Saat 10'dan sonra alkol yasağı var. O bizim tekeli bana ayartmışımdır şimdi. Şu an bunu başta da demiştim. Bizim dünyamızda oynamıyoruz. Kurallar, özellikle de politika ve siyaset kesinlikle aynı değil. O yüzden bunları karıştırmak için. Hadi bir ara verelim. Ona geleceğim şimdi. Akasya'nın evinde toplanıyorsunuz. Sen de geliyorsun taksiyle. Eve güzelce yerleşiyorsunuz. Artık sen pijama ve havlu veriyorsan bilmiyorum. Şey, çarşaflarını geçiriyorsun. Salonda oturuyorsunuz ve burada bir ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın.